İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Biz Umutlu Yarınlar topluluğu olarak yine bu pandemi sürecinde bir program yapmak istedik sizlere ve ilk programımız Erasmus webinar olsun istedik. Şimdiden hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere Erasmus farklı ülkeler arası hem kültürel hem de akademisyen anlamda bir değişim sağlayan program. Şimdi çok fazla soru var. Bir an önce o yüzden sorulara geçmek istiyorum ve bu soruları yanıtlayabilmek için ilk konuğumuz olan, konuşmacımız olan Emine Beyza'yı alacağım yayına. Geldin. Hoş bulduk. Duymadım Aleyna'cığım. Şimdi Benim sesim kesik mi heh, geliyor? şu an geliyor, şu an geliyor. Çok güzel. Nasılsın dedim. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Şimdi bize biraz kendinden bahseder misin? Sonra geçelim sorulara. Şimdi size biraz kendimden bahsedeyim. Benim adım Emine Beyza. Sizin de gördüğünüz gibi. Erasmus'a üniversite 3. sınıfta gittim. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin mimarlık fakültesi öğrencisiyim. Dim. 3. sınıfta gittim. Erasmus'a İtalya'ya gittim. Çok güzel. Yani zaten ben aslında gelen toplu sorulardan hazırladım. Ama o esnada yine yayında yorumlara arkadaşlarımızın soruları olur da yazarlarsa seni cevaplamaya hazırız zaten. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. İlk olarak Erasmus'a kaçıncı sınıfta gidilebilir? Ve kaç kez gitme hakkınız var? Erasmus'a kaçıncı sınıfta gidilebilir? Birinci sınıf ve dördüncü sınıfın bahar dönemi hariç gidilebiliyor. İkinci sınıf, üçüncü sınıf ve dördüncü sınıfın güz dönemi olmak üzere. Bu şekilde. Ha bir de kaç kere gitme hakkında? 12 ay gidebiliyoruz. 12 ay. Mesela iki yarım dönem olur, tek bir yıl olur. O şekilde 12 ay gidebiliyoruz. Yani bir öğrencinin gitmeye hak kazanmış bir öğrencinin 12 ay gitme gibi bir hakkı var. Evet. Aynen bu şekilde. Peki Erasmus bizden ne kadar ortalama istiyor? Erasmus, yani yanlış hatırlamıyorsam 2.20 olması lazım diye hatırlıyorum. 2.20'nin üstünde olman lazım yani sınır olarak. Anladım. Peki Erasmus için özel bir sınav var mı? Ya şöyle, o bizim üniversitede şöyle oluyor. Normal hazırlık bölümünün hazırlığı bitirme sınavına giriyoruz biz. Bu şekilde oluyor. Hazırlığı bitirme sınavına giriyoruz. İngiliz Burada mısın? Buradayım. Ben mi doğdum? Sanırım sen de oldun, bilmiyorum yani. Yani bizim üniversitemiz için yanıt verdin buna zaten sen. Aynen. Ha, aynen. Peki Erasmus'ta kontenjan nasıl belirleniyor? Erasmus'ta kontenjan şey oluyor, listeler oluyor. Okulun Erasmus sayfalarının sanırım böyle oluyor. Her okulun kendi Erasmus testi var. Her Erasmus bölümünün sitesinde kontenjanlar belirleniyor. İşte hangi anlaşmalı okullar kaç kişilik gidebiliyor, o şekilde oluyor. Yani kendi okulunuzun Erasmus sitesinden buna ulaşabilirsiniz. Anladım. Bildiğimiz kadarıyla Erasmus için bir yol hibesi veriliyor. Aynen. Bu yol hibesi nedir? Yol hibesi derken hani bütün hibe, yani bize verilen hibe, yol ekstra bir yol hibesi diye bilmiyorum da şöyle oluyor. Üniversitenin bulunduğu şehre göre, mesela Avrupa'nın hangi kentinde, bu şehirler şeye ayrılıyor mesela, birinci, ikinci, üçüncü diye. Hibe miktarları da buna göre değişiyor. Mesela hani gittiğin yerde ev kirası ne kadar, işte bir market alışverişi ne kadar tutuyor. Buna göre ayarlıyorlar. Mesela 300 euro olan da var, 500 euro olan da var. İtalya için 500 euroydu bir miktar. Hibe anlaşmasını bu şekilde imzalıyoruz. Aylık 500 euro şeklinde. İtalya için verilen 500 aylık euro yetti mi sana? Yani onun için ekstra bir şey harcadın mı ya da gerekti mi sana? Tabii yani harcadım. Çünkü 500 euro orada da çok büyük bir miktar değil. Ya 200 euro kiraya gidiyordu sadece. Dümdüz 200 euro kiraya gidiyordu. Öyle oradan hesaplayabilir arkadaşlar. Tabii ki yani ekstra benim de eklemem gerekiyordu. Anladım. Bu arada izleyicilerimizden çok bir ricam olacak. Lütfen kalp atmayın çünkü yayın donuyor o zaman. Şimdi aslında özel bir soru bu biraz. Bir takipçimiz ısrarla sordu.
Müslümanlara karşı tutumun nasıl olduğu merak ediliyor. Yani öğrencilerin, insanların ve öğretmenlerin Müslümanlara ya da tesettürlü bir öğrenciye tutumu merak ediliyor. Ya tabii şimdi onlar da her gün tesettürlü bir insanla muhatap olmadıkları için ufak bir şaşırma oluyor. Ama böyle birebir işte bir nefret, efendime söyleyeyim, beni rahatsız edici bir tavır çok fazla karşılaşmadım ben. Okuldan ziyade daha çok böyle işte havaalanı tarzı şey noktalarında bir polis şeyi olduğu yerde, güvenlik söz konusu olduğu yerde bir tık daha fark ediyorsunuz onu, bir tık daha fazla aranıyorsunuz. Ama onun dışında okulda falan hani tabii bak şaşırma oluyor. Bunu her zaman söylüyorum. Şaşırıyor insanlar. Bir senden iletişime geçerken bir çekiniyorlar. Çünkü her zaman karşılaştıkları bir insan profili değil. O yüzden böyle bir şaşırma söz konusu oluyor ama sen işte bunu sorun etmedikçe, iletişime geçmeye çalıştıkça onlar da pozitif karşılık veriyorlar tabii ki. Yani bu aslında biraz da insanın kendisinde bitiyor. Ne kadar sen çekinirsen onlar da seni rahatsız etmemeleri gerektiğini düşünerek o kadar senden uzak dururlar. Böyle yani bu konu böyle. Öğrenciler için de sormuştum. Öğrenciler nasıl diye. Onlarla Aynen nasıl? işte aynen öğrenciler de o şekilde bir şaşırıyorlar. Hani hatta nasıl davranacaklarını bilmiyorlar falan. Bazen mesela şey diye düşünebiliyorlar. Bizim seninle konuşmamız uygun olmayabilir ya da gelip işte onlar da aslında hassas düşündüklerinden. Yani ben öyle rahatsız edici bir tavırla karşılaşmadım açıkçası öğrenciler tarafından. Güzel. Yani sanırım zaten izleyici de hala yayında. Şimdi istersen biraz da özel sorulara geçelim. Tamam. İtalya'ya gitmeye nasıl karar verdin? İtalya'ya gitmeye nasıl karar verdim? Ya İtalya'ya değil de Erasmus'a diyelim. Çünkü İtalya işin bir sonraki aşamasıydı. Erasmus'a ben gitmeye hani oturup uzun uzun düşünmedim açıkçası. Biraz spontane gelişti. İşte bir çok yakından ilgili bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte işte düşünüp konuşurken işte nasıl gidiliyor? Sınava mı giriliyor? Aa, dur bir gireyim kendimi deneyeyim. Girince o yeterli puan aldım fark ettim. Sonra dedim baktım hani gidebiliyorum tercih yapayım dedim. Tabii İtalya'da hani hem bizim bölümüm olarak mimarlık bölümü avantajlı ve hani güzel bir ülke olacağını düşündüğüm için İtalya'yı tercih ettim. İlk tercihim Polonya'ydı bu arada. Daha Avrupa'nın daha ortasında olduğu için ve daha ekonomik açıdan rahat olacağını düşündüğüm için ilk Polonya'yı yazmıştım ama İtalya'ya geldi. İyi ki de İtalya gelmiş. Tamam. Bu arada yorumlardan bir soru geldi. Dil sınavından kaç puan aldın diye sordular. Ben 80 aldım sanırım. 80 aldım. Ama 60 sınır. Sınır atmış. Tamam. Hı. İtalyan hangi şehrine gittin? Bari. Güneyde bulunuyor. Bari ismi. Peki gitmeden önce gideceğin üniversiteyle iletişime geçtin mi? Hayır böyle çok ya şöyle onlar bize mail atıyorlardı ama böyle birebir işte üniversite nerede derslerim neler ya çok aşırı bir bilgi sahibi değildim gitmeden önce. Hani iletişime mutlaka geçtim ama çok da başarılı bir iletişim değildi bu. Anladım. Peki şöyle bir şey soracağım sana. Oraya gittin. Ne kadar Evet. kalmıştın sınıfta? 11 ay kaldım. 11 ay. 11 ay boyunca en ilgini çeken olayı anlatır mısın bize? 11 ay boyunca en ilgimi çeken olay vay ya. Ya onu şöyle tabii bir sürü başımıza şeyler geldi orada ama şunu ilgimi çekmek şöyle anlatabilirim bunu. Tabii orada benim bir sürü farklı milletlerden arkadaşlarım oldu. Tabii ev arkadaşlarım İtalyandı. Ondan dolayı ve o şey benim çok hani beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Beni çok sahiplendiler. Hani arkadaş olduğum insanlar benim kültürümü, benim davranış biçimlerimi çok sahiplendi. Mesela kendi arkadaşlarıyla tanıştıracakları zaman falan en ufak bir böyle şey soru, benim rahatsız olabileceğimi düşündükleri sorularda hep beni koruyorlardı. Hani bu benim aslında bu kadar da beklemediğim bir olaydı ve çok da benim için duygusal bir şeydi. Bu kadar hani arkadaş olup da beni koruma seviyesine, korunma mesela beni rahatsız etmeyen sorularda bile onlar çok hassas düşünüyorlardı. Bu açıkçası çok şey bir olaydı. Hani ne bileyim duygusal. Anladım. Aslında senin için hazırladığımız arkadaş edinmekte zorlandın mı diye de bir soru vardı ama sen ona da yanıt He. Yok verdin. ya çok zorlanmadım ben. Zaten Arkadaş senin edinmekte çok zorlanmadım aynen. ülke seçiminde neyi baz aldın?
Ülke seçiminde tabii işte Polonya ekonomik açıdan düşündüm. Bir de şöyle bir durum vardı. Polonya çok Erasmus ülkesi artık. Hani ve şey diyorlar. Oraya gittiğinde notların çok yüksek olur. Geri dönersin, ortalamanı yükseltirsin falan. Ben tabii bunu da düşünmüştüm. İtalya'da bizim okuldan çok giden yoktu. Bizden önce iki kişi gitmişti bir sene. Biz ikinci aşamaydık. O yüzden hani bir onun tedirginliği vardı. İşte puanım düşer mi, ortalamam düşer mi falan filan. Ama hiç öyle olmadı yani. Gayet normal, güzel bir ortalamayla geri döndüm. Tabii mimarlık açısından İtalya çok önemli. O da tabii etkili oldu. Sevdiğim bir ülke, önemli bir ülke. O da tabii bunların hepsi etkili oldu. Peki ilk gittiğinde ne hissettin? Yani benim o zaman işte evim falan yoktu ki yani evsiz gittim oraya. Oraya gittiğimde bir evsizdim. Arkadaşımla birlikte gittik, Türk arkadaşımla Feyza'yla. Yani bir korkuyorduk tabii çünkü hani evimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ki ben öyle çok stresli bir insan da değilim. Rahat geçerim genelde bu tarz şeyleri ama o ev bulma aşaması açıkçası biraz stresli oldu. İnternetten bulmuştuk, orada karar verecektik eve. Hani olacak mı, oldu mu, oldu mu, başkasına mı gitti falan. O stres çoktu yani. O Ya en açıdan çok. stresli bir dönemdi. Bir de hazırlıktan aldığımız notların nasıl değerlendirildiği ile ilgili soru geliyor ısrarla. Hazırlıktan aldığınız notlarla ilgili bir bilgim yok. Ben hazırlık okumadım arkadaşlar. İşte ikinci sınıfın 15 tatilinde hazırlığın sınavına girdim. Sanırım zaten daha fazla da bununla ilgili bir soru gelmiyor. Ekleyeceğim başka bir şey var mı? Mutlaka gitmenizi öneriyorum arkadaşlar, katılan arkadaşlara. Aklında soru olan arkadaş, hani hayatınızda yaşayıp yaşayabileceğiniz çok önemli bir tecrübe, herkese öneririm. Ve Umutlu Yardımlar ekibine çok teşekkür ediyorum bu yayın için. Sizi çok seviyorum Umutlu Yardımlar ekibi. Biz de sizi çok seviyoruz. Şimdi beni atmam mı gerekiyor? Ben çıkabiliyor muyum buradan? Ne atacaksın sen? Ben kendimi atıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz bize yardımcı olduğun için. Evet. Emine Beyza gitti. Şimdi aslında sizi daha fazla bekletmeden Berke'yi alacağım yayına. Berke Erasmus'unu Romanya'da yaptı. Onun için hazırladığımız güzel sorularımız var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl hissediyorsun kendini? Hazır mısın? Hazırım ya, evet. Güzel. O zaman çok bekletmeden sen kendinden bahset. Tabii, Berke ben. Ben de Emine Beyza gibi İzzet Baysal Üniversitesi'nde mimarlık bitirdim. Bu yaz mezun oldum ben de. Mimarım yani. Bu kadar benim de. Emine Beyza'yla aynı dönemde gittik biz de. Üçüncü sınıfta gittik. Sadece benden biraz daha uzun kaldı işte. Anladım. O zaman senin için hazırladığım sorulara da geçiyorum ben. Tabii. Dil ne kadar etkiliyor? Dil seviyesi şöyle. Şimdi zaten başta bir sınavımız var. O barajı geçmezsek bir işe yaramıyor. O barajı geçtikten sonra da tabii hani ne kadar yüksek puan alırsanız bunun genel ortalamayla beraber harmanlanıp sizi bir sıralamaya koyuyorlar. Sınav açısından bu şekilde önemli. Onun dışında şimdi dil seviyesi olarak yani şöyle söyleyeyim. Sınavdan yüksek puan alıp hani grameri çok iyi bilip bunları yapıp birebir muhabbette başarılı olamayan insanlar da oluyor. Yani hani ben kendi koordinatörümden duymuştum. Hani sınavı kazanmış, birçok şeyi yapmış ama gittikten sonra okulundan geri gönderilmiş diyebiliriz yani buna. Çünkü hani hiçbir şekilde dili şey yapamıyormuş. Yani hani konuşamıyormuş, bir şey yapamıyormuş. O yüzden dil seviyesinden ziyade biraz da o birebir muhabbetin insanda aslında olması gerekiyor. Çünkü orada belirleyici olacak. Seni hayatta tutacak asıl şey o orada. Sen gittiğinde senin İngilizcen nasıldı? Benim İngilizcem yazışma olarak herhangi bir sıkıntım yoktu. Benim arkadaşlarım da vardı zaten. İşte gitmeden önce orada benimle kim ilgilenecekse onlarla iletişime geçmiştik. Hani gayet mesajlaşabiliyorduk. Hiçbir sorunumuz yoktu. Benim şöyle bir sıkıntım oldu. İndiğim zaman ben bayağı hastaydım. O yüzden hani o ilk zamanları çok hani net hatırlamıyorum. Biraz flu bende ama hani çok basit cümleleri bile yani akla gelecek en basit cümleleri bile bazen teklediğim oluyordu. Çünkü hani tamamen yabancı bir ortamdasın. Ben bir de tek gittim. Hani bu ortama alışırken tabii biraz
hani bu süreçten geçiyorsunuz. Yani o tekleme süreci oluyor ama sonrasında hani kısa zaman sonra o iletişimi kurmaya başlıyorsunuz. Daha güzel oluyor tabii. Belki bildiğim kadarıyla sen de hazırlık okumadın, değil mi? Yok, ben de okumadım, hayır. Kendi sınavıma girdim. Evet, hazırlıkla ilgili ısrarla bir soru geliyor. Öncelikle ben onu cevaplamak istiyorum. Ben hazırlık okudum. Erasmus için hazırlıktan aldığınız notun aslında bir etkisi yok. Sadece dönem sonunda normal sınıf öğrencilerin de girebileceği bir sınav yapılıyor. Dönem sonunda bir sınav bu. Hatta yarı dönemde de yapılıyor. O sınavdan alacağınız not geçerli Erasmus için. Bu, hatta alacağınız puan da zaten 2 yıl geçerli oluyor. Dilek diye bir arkadaşımızın sorusuydu. Umarım cevaplayabilmişizdir. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Alttan ders olması programa engel mi? Programa engel değil. Zaten bir ortalama sınırımız var bilinen. Bunu konuşmuştuk az önceki yayında. Benim alttan bir tane dersim vardı ama giderken herhangi bir şekilde karşıma çıkmadı bu benim. Ortalamam yettiği için alttan dersim olmasına rağmen yine gittim, programımı sorunsuzca tamamladım ve geri döndüm. O dersi oradayken bile almadım hatta. Türkiye'ye gelince yine geldiğim zaman verdim. Yani bir sıkıntı olmuyor. Anladım. Şimdi aslında biz Emine Beyza'ya da sormuştuk. Hibe dışında bir bütçe ayrılması gerekiyor mu diye, ama bu özellikle gelen bir soruydu. Çünkü bir de haliyle ülke farkı var. Bir de sana sormak istiyorum. Yani verilen hibe dışında bir bütçe ayrılması gerekiyor mu sence? Romanya'da şimdi verilen hibeyle Romanya'da kalınır. Çünkü hani bizim kalma yerlerimiz işte 150-200 eurolara çıkmıyordu. Ben 80 euroya kalıyordum kaldığım yerde. Romanya'dan çıkmasaydım yetebilirdi. Ama hani bir gezme işin içine girdiği zaman, bir ülke değiştirme veya işte hani belli aralıklarla seyahat yapma söz konusu olunca, ki oluyor, ekstra bir bütçe sanırım biraz gerekiyor. Yani hani, ya da ben Anladım. tutamadım, bilmiyorum. Ya aslında bu zaten bence biraz kişiye göre değişebilecek bir olay. Tabii, Evet. tabii. Hı. Peki gittiğin okulda kayıt parası ödedin mi? Okula hayır, benim okulumda kayıt parası yoktu ama ben yurda giderken bir kayıt parası ödedim. Okulumun yurdu vardı, oraya bir kayıt parası ödedim. Ama okulda hani buradaki devlet okulları gibi bir sistem olduğu için hani sadece gittim ve hani kaydımı yaptırdım diyebilirim. Oranın koordinatörlüğüyle tabii yine konuşuyorsunuz. Onlar zaten hallediyorlar öyle şeyleri. Anladım. Peki sen kaç ortalamayla gitmiştin Erasmus'a? Benim 2,5 civarıydı. Erasmus'tayken de yani Romanya'daki ortalamamda 2,4 civarıydı sanırım. Yani bizde baya baya dersler oldu. Bir de Romenceydi zaten derslerimiz. İngilizce de değildi. O yüzden işte hani hocalarla birebir konuşarak, bir şey yaparak hani dersleri hallettik. İşte yani normalde İngilizce olması daha yararlı. Onu bir araştırın derim ben gitmeden. Çünkü ben çoğu şeyi anlamadım. Hani hep hocalarla birebir iletişimde gerçekleşti birçok şey. Yine sorulan sorulardan biriyle devam edeceğim. Yabancı uyruklu öğrenciler Erasmus'a katılabilir mi? Katılabilir, şöyle katılır. Erasmus dışında scholarship programı diye bir daha program var. İşte onlar da yine burslu bir şekilde yurt dışında okuyabileceğiniz bir program. Benim Romanya'da öyle arkadaşlarım vardı. Hani farklı uyruklardı onlar ama hani gelmişler Romanya'da 4 sene boyunca üniversite eğitimi alacaklar. O yüzden hani oranın resmi bir öğrencisi olarak göründükleri için oradan Erasmus'la yine başka bir okula kısa zamanda gidip gelebiliyorlardı. Yani yapılıyor bu. Anladım. Peki gitmek için yapmazsak olmaz dediğin bir şey var mı? Bir defa gidince zaten gezeceksiniz. Yani bu kesin. Ve hani gezdiğiniz zaman şöyle. Yani gidilen o ünlü yerlerin sadece ünlü mekanlarında kalıp onları görüp fotoğraf çekip dönmek değil de işte hani gidilecek olan yeri okuyup bilmek ve hani gerekirse oraya gittiğimizde oradayken tekrar okumak ve hani oraları yaşamak gerekiyor bence kesinlikle. Yani sadece o Instagram'da öne çıkanlar olarak kalmaması gerekiyor. Benim bazı yerler öyle oldu çünkü ve bunun pişmanlığı zaman zaman oluyor bende. Hani bir de gittiğimiz şehirlerde de yine o turistik olan ana yerler var. Ama onun dışında hani benim yapmayı sevdiğim şey buydu. Hani kafama göre herhangi bir sokaktan girip bilmediğim sokakları, hani sıradan sokak aralarını falan da geziyordum. Çünkü hani bazı şeyleri asıl orada görebiliyorsunuz. Yani tamam, çok uzun zaman kalmadım gittiğim yerlerde ama hani oralara herkes gidiyor ve işte turistik yerler çok ana yerler zaten. Onun dışında işte o ara sokaklara girmek, hani neyin ne olduğunu, o sokakta nelerin döndüğünü görmek yapılmalı bence ki hani yine aynı yere çıkıyor zaten. Okuyup o şehri bilmek ve gittiğimiz zaman da yaşayarak o şehri gezmek gerekiyor. Bence öyle deneyimlemek her zaman çok daha avantajlı.
Bir de DGS ile ilgili bir soru var. DGS ile yerleşenler 3. sınıftan başladıkları için Erasmus'a Biz 3. sınıfta gittiğimize göre onlar da o an 3. sınıf olarak gözükecekleri için gidebilirler diye düşünüyorum. Yani ne DGS ile Erasmus yapan bir arkadaşım yok. Ama ben bunun bir engel olacağını düşünmüyorum kesinlikle. Yine de tabii koordinatörlerden çok daha net bir bilgi alırlar. başvurabiliyorlar mı? Tamam. Peki dersleri anlamak zor oluyor mu belki? Benim Romenceydi. Zordan ziyade hiçbir şey anlamadım zaten. Bir de şöyle bir şey var. Hani günlük İngilizceyi konuşuyorsunuz, problem yok ama İngilizce konuşurken bile bazen hani hocaların tabii bu konudaki yani profesörlerin bilgisi çok daha yüksek olduğu için çok akademik konuşuyorlar ister istemez. İşte hani bir proje sunumu yani bizim mimarlık okuduğumuz için projelerimizi sunuyorduk. Proje sunumundayken bana yaptığı bazı yorumları hiç anlamadığım bile oluyordu. Hani ses kaydı alıyordum. Artık yurda gidince bakıyordum yani çünkü o akademik dili daha farklı bir boyutta yani olayın. Günlük İngilizceden çok daha farklı. Ama yine de tabii ben geçtim dersleri. Yapılıyor yani oluyor. Yaparsınız. Peki ders kaybı ya da dönem kaybı oluyor mu döndüğünde? Bende olmadı dediğim gibi. Şimdi bazı kişiler var onlar tamamen gezmeye yönelik gidiyor. Onlar gezmeye yönelik gittiği için okula hani bazen uğramıyorlar ya da işte hani sınavları çok ön plana almıyorlar. Bir şekilde dersleri de kalırsa ister istemez uzuyor. Ama ben okula gittim, dersleri de... Efendim? Yani normal ülkemizde olduğu gibi aslında. Yani Evet, dersler evet. devamlılığı sağlarsan geçiyorsun. Tabii, aynen öyle. Ben dersleri geçtim bir tanesi hariç. Hani çoğunu geçtiğim için bir derste çok büyük bir problem oluşturmayacağı için. Onu da Türkiye'ye geldiğimde verdim. Şu anda da mezunum. Hiç geciktirmedim okulumu yani. Güzel. Peki mezun olduktan bir sene sonra tekrar gidebiliyor muyuz? Sanırım Erasmus hani eğitim olarak gidilmiyor ama staj programında Erasmus'un staj programında öyle bir konu var. Mezun olduktan sonra bir sene boyunca sizin tekrar bir süreniz oluyor staj için ve siz okuldan hani mezun olup bağlantınızı koparmış olsanız bile o bir sene içinde Erasmus stajının başvurularını yapabiliyorsunuz. Ama eğitim için pek sanmıyorum çünkü gidip ders almanız gerekiyor. Türkiye'de de bitirdiğiniz bir okulun dersini alamayabilirsiniz. Şimdi biraz da izleyenlere fikir olması açısından Romanya ile ilgili sorular sormak istiyorum sana. Oranın kültürüne alışman zor oldu mu belki? Şimdi şöyle, gittiğimiz yerler genelde hani uluslararası öğrencilerin belli bir seviyede olduğu yerler ki benim kaldığım yurtta da hani bulunduğum bölgede çok fazla uluslararası öğrenci vardı. Öyle olduğu için hani o ortamda yaşadık biz. O yüzden hani herhangi bir Roman kültürüne zorluk çekmedim. Hani çevremde benim gibi insanlar vardı çünkü. Yani kalmaya başladıktan sonra işte birkaç ay geçti, zaman ilerledi ve hani zaten kendime alışmış olarak buldum her şeye. Hani bu yüzden hani hiç öyle nereye düştük gibi bir sorun olmadı hani kültüre alışma konusunda. Sen ne kadar kalmıştın peki orada? 5,5 ay kaldım ben. Yani bir senelik gitmiştim ama erken döndüm, bir dönem kaldım. Arkadaş edinmekte zorlanmadın anladığım kadarıyla. Yok yani zorlanmadım ama şöyle oldu. Oradaki okulumun daha doğrusu oradaki dönemimin ilk Erasmus öğrencisiymişim ben. Yani onlara dışarıdan gelen ilk Erasmus öğrencisi olduğum için tabii hani çok samimi bir ortam birden olmadı. Bir de bazı dersleri üst dönemden alıyorsun, bazılarını alt dönemden alıyorsun. Birazcık da arkadaşların da karışıyor. Her dönemden her dersten böyle birkaç arkadaşım vardı. Hala muhabbet ettiklerimiz de var. Onlar da problem hiç olmadı ama okul dışında daha fazla arkadaşım vardı diyebilirim yani. Anladım. Orada kiralar ne kadar ortalama? Kiralar 200-300 euro civarı falan. Yani ben evde kalmadım. Benim yurdumun aylık ücreti 80 euro civarındaydı. Ama kiralar da 200-300 eurodan başlayıp yükseliyor. Ki aylık hibem zaten 300 euroydu. Peki sen Romanya'yı seçerken neyi baz aldın? Emine Beyza'nın da dediği gibi bir tercih listesi oluşturuyoruz. Benim de ilk sıramda İtalya vardı. Sonra İspanya vardı. Üçüncü sırada Romanya vardı. İşte o bahsettiğim İngilizce dil sınavının ve genel ortalamanın yani Nigano'nun devreye girmesiyle bir sıralama oluşuyor zaten. O sıralama oluştuğu için de hani ben Romanya'ya gittim. İtalya ve İspanya'ya başka arkadaşlarım gitti. Yani çok Romanya'ya gideyim isteğiyle değil de hani tercihte üçüncü sıradaki ülkeye çıktı.
Ama memnunum ben de. İyi ki gitmişim. Keşke İtalya olsaydı gibi bir yorum geldi. İtalya ilk konuşmacımızınki İtalya'ydı aslında. Evet, keşke İtalya olsaydı. Gördüm ben de. Keşke olsaydı İtalya. Evet. Furkan. Uçaktan ilk indiğinde ne hissettin? Benim biraz farklı bir süreçti o uçak süreci. Çünkü ben nasıl diyeyim, yani 7'de havalimanındaydım ben. Ama o gece 5'te serum yiyordum. Yani biraz hasta bir süreçti benim için. Yani o kadar sıkıntılı bir zaman olunca uçağa biniş süremi, aktarma yaptım bir de. O aktarma nasıl geçti, uçaktan indiğimde ne oldu biraz yok bende. Ama hatırladığım kadarıyla zaten beni alacak birisi vardı orada. İşte havalimanının Wi-Fi'ine bağlandım. Kendisiyle iletişime geçebildik Allah'tan. Yoksa bir de onunla uğraşacaktım. Onunla iletişime geçtik ve sağ olsun zaten beni aldı, yurda kadar götürdü. Yani etrafı izliyorum. Yani ilk defa işte uçağa binmişim, ilk defa yabancı bir ülkeye gitmişim. Çok hani güzel bir his cidden. Onun bir kısmını tamamen yaşayamadım hastalığımdan dolayı ama çok keyifli bir his yani, eminim ondan. Peki, insanların sana yaklaşımı nasıldı? Önceki sorulardan birinde de söylemiştim. Hani uluslararası öğrencilerin çok olduğu bir yerde. Zaten benim olduğum şehirde 4-5 tane üniversite vardı. Neredeyse her birinde çok fazla yabancı öğrenci vardı. O yüzden hani gittiğimde biriyle İngilizce konuştuğumda garipseyen kişi sayısı çok az. Hani herkes zaten yabancı olduğu için. Yani yaklaşımlar gayet iyiydi. Hani kimse böyle kötü bir yaklaşımda veya bir tavırda da bulunmadı. Yani gayet güzeldi. Anladım. Sağ olsun. Hayat orada pahalı mı diye bir sorumuz var. Hayat orada Türkiye'ye göre bir tık daha ucuz. Yani Türk parasıyla tabii çarpmıyorum. Ama hani birim olarak baktığımız zaman Türkiye'ye yakın. Yani teknolojik aletler falan biraz daha pahalıydı. Onun dışında buraya yakın. Bir de şey sorusu gelmiş. Biz oradan alacak kişiyi okulumuz mu ayarlıyor diye. Ona da cevap vereyim. Bizim okulda Buddy Network diye bir ağ vardı. O ağa kaydolursanız eğer sizin bir gönüllü sitesinde adınız oluyor. Hani işte gideceğinize dair. Oradaki gönüllülerden birisi de size ulaşıyor. Eğer siz isterseniz tabii. Ben de o ağa kaydolmuştum. Bilgilerimi girmiştim. Ben Erasmus yapacağım diye işte. Daha sonra biri bana mail attı. Bu Buddy Network dediğim ağ üzerinden. Kendisiyle konuştuk. Sağ olsun bana zaten hani orada indiğimde ne yapmam gerekiyor, otobüse binmek için ne yapmam gerekiyor, işte bilet ayarlama vesaire vesaire, öyle her şeyimi ayarladı zaten. Yani sağ olsun, bizim öyleydi. Okula bağlı bir gönüllü programdı diyeyim. Anladım. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok, ben çok teşekkür ederim. Biz Eklemek istediğim teşekkür başka bir ederiz. şey yok. Peki, görüşürüz. Görüşmek üzere. Belki kapatmasını bekliyorum. Bir saniye. Tamam, belki ayrıldı. Bu arada arkadaşlar sorularınızı yönetimden arkadaşlarımız not alıyor ve bana iletiyorlar. En son sormaya çalışacağız zaten bunların hepsini. Şimdi Çek ya da Erasmus tamamlamış olan Şebnem arkadaşımızı alacağım yayına. Şebnem burada mısın? Evet, Şebnem'i bekliyorum. Ben buradan arkadaşlara da ileteyim. Evet, Şebnem geldi. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Birazcık heyecan var. Sen nasılsın? Ben de başlangıçta bayağı gerilmiştim ama şu an gayet iyiyim. Enerjiniz çok Evet. iyi. Teşekkürler. Sanırım ben de birazdan açılacağımı düşünüyorum. Uzun zaman oldu canlı yayın yapmayalı. Şebnem dediğim gibi Çek ya da Erasmus'unu tamamladı. Ama genel olarak bilgileri senden alalım. Tamam, ben birazcık kendimden bahsedeyim. Ben Şebnem, İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim Düzce Üniversitesi'nde. Erasmus'umu Çek ya da South Bohemia Üniversitesi'nde yaptım. Genel olarak bahsedebileceğim şeyler bunlar sanırım.
Tamam, zaten detay soruları biz soracağız. Evet, hatta bekliyorum. Kalacak yer, konaklama nasıl sağlanıyor Şebnem? Kalacak yer konaklama şöyle sağlanıyor. Zaten Erasmus başvurusu yaparken siz bir form dolduruyorsunuz karşı okulun formuna. Karşı okulun formunda bana yurt istiyor musun ya da hangi yurtta kalacaksın gibi sorular çıktı karşıma. Bunları cevapladım, ben istiyordum. Zaten benim daha önceden aynı okula gitmiş arkadaşlarım da vardı. Bu kişilerle iletişime geçtiğimde onlar da yurdun olduğundan ve işte hangi yurdun daha hijyenik ya da daha konforlu olduğundan bahsettiler. Ben de bunlara göre karşı okulun internet sitesinden bir başvuru yaptım. Zaten çıktı bana da. Özel yurtlar da var ekstra olarak. Yine her zaman olduğu gibi normal evler de var. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Evet. Peki Erasmus'a nasıl başvurulur ve başvuru yaparken gereken belgeler nelerdir? Erasmus'a nasıl başvurulur? Erasmus'a başvururken yine bir okulunuzun koordinatörlük sayfasında bir belli bir formlar var. Ve tabii ki de sınava girmeniz gerekiyor. Sınav tarihleri zaten Erasmus sitesinde yazar okulunuzun. Buraya girip ben sınav tarihlerine başvurdum. Benden bir önceki dönemde normal bir şekilde form doldururlarken ben online bir şekilde başvurumu yaptım. Ve ardından sınava girdim. Sınava girerken herhangi bir belge istemiyorlar. Sadece ortalamanızın ve ortalamanızın iyi olması gerekiyor. 2.20'nin üstünde olması gerekiyor. Sınava girdim. Sınavdan sonra aslında tüm belgeler ortaya çıkıyor. Dil belgesi, işte hibe anlaşmasıdır, learning agreement gibi. Yani sınava sadece normal öğrenci olarak giriyorsunuz. Ortalamanız yüksek olduğu sürece. Tamam. Peki bu başvuru süreci sence zor mu? Başvuru süreci... beni zorlayan şeyler mi? Başvuru sürecinde zorlandığım çok fazla şey olmadı aslına bakarsan. Ama vize başvuru sırasında çok fazla sıkıntı çektim. Ama sınav hakkında herhangi bir zorluk çekmedim yani. Direktman devamı geldi. Learning Agreement'ta bazı okullar ders anlaşmasına çok fazla dikkat ediyor. Kredilere dikkat ediyorlar. Bazılarına da içeriklere dikkat ediyorlar. Benim okulumda Düzce Üniversitesi'nde içeriklere çok fazla dikkat edildiğinden dolayı zaten almış olduğum dersleri almak zorunda kaldım. O yüzden şu anda alttan dersim var 7 tane. Birazcık zorlanıyorum açıkçası ama başka bir zorluk çekmedim. Bizde mesela gelen bir soru vardı. Dönem ya da ders kaybı oluyor mu diye. Sen aldığın dersleri aldığın için senin bir dönem kaybın ya da ders kaybın oldu. Dönem kaybım yok. Çünkü şu anda 11 tane dersim var totalde. 4 tane ders almam gerekiyordu. Ben 3. sınıf ilk dönemimi tamamen bırakıp da gittim. O yüzden işte 11 tane dersim var. Bir dersim de yaz okuluna kaldı. İnşallah mezun olmadan onu da bitirmeyi düşünüyorum. Tamam. Zaten sen de değindin. Vize, pasaport onlarda biraz sıkıntı var diye. Ben onunla ilgili soru sormak istiyorum sana. Pasaport sistemde nasıl gerçekleştiriliyor peki? Pasaport zaten pasaportunuz olmadan vize başvurusu haliyle yapamazsınız. Pasaportu da sanırım nüfus müdürlüğünden alıyorsunuz diye biliyorum. O kısımları unuttum. Bayağı zaman geçti çünkü üstünden. Vize almak için de her ülkenin tabii ki de farklıdır. Farklı konsolosluğu vardır. İşte Çekya'nın farklı, Romanya'nın farklı. Ben internet üzerinden Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu yazıp siteye girdiğim zaman zaten bana nasıl randevu alacağımı orada söylemişti. İstedikleri belgelerle mail atıp randevu alıyorum. Randevu aldıktan sonra da randevuya gidince istedikleri belgelerle tabii ki de bayağı belge istiyorlar. Onlar zaten her ülkede farklıdır. İstedikleri belgelerle gidip başvurumu gerçekleştiriyorum. Güzel. Bu şekilde oluyor süreç. Teşekkür ederiz. Peki öğrenci seçimi nasıl yapılıyor? Öğrenci seçimi derken şeyden bahsediyorsun herhalde. Okulların öğrenciyi nasıl seçtiğinden bahsediyorsun. Bu konuda şey söyleyebilirim. Zaten sınava girdiğiniz ve bir belli puan alacağınız için ve de ortalamanızın 2.20 üzerinde olduğu için bu ortalama ve sınav puanınız ikisi bir şekilde hesaplanıp ortalaması alınıp size belli bir puan geliyor. Kaç puan aldığımı şu an tam olarak hatırlamıyorum. Ama mesela ne kadar ortalamanız yüksek olursa ya da ne kadar sınav puanınız yüksek olursa seçme şansınız size doğuyor. Mesela benim okullarım arasında Macaristan, İtalya, Polonya ve Çekya vardı. İki okulda ders eşleşmiyordu sanırım. Polonya ile Çekya arasından da ben de Çekya'yı tercih ettim. Ortalamam ve
sınav puanı bunun için yeterli olduğu için seçme hakkı bana doğdu. Ben seçtikten sonra diğerleri de zaten mecburen Polonya'ya gitmek zorunda kaldı. Anladım. Vize sorusunun üzerinden çok geçmeden hemen bir soru geldi. Konsolosluktan tek seferde vize alabildiniz mi diye soruyorlar. Konsolosluktan tek seferde alabildim vizemi. Fakat vize sürecinde çok fazla sıkıntı çektim. Çünkü yeşil pasaport var bende. Yeşil pasaport olmasaydı gidemezdim. İstedikleri belgeleri bekledim bir süre ben. Bana yurt dışından belge gelecekti ve gelmedi. O yüzden tekrar bir mail atıp istedim belgeleri. Belgeler geldikten sonra zaten vize randevusuna gittim. Gittikten bir gün sonra da Çekya'ya girişimi yaptım. Birazcık sıkıntılı bir süreçti. O yüzden. Anladım. Zaten cevap da olmuştur diye düşünüyorum. Peki yine bize bugün yeni gelen sorulardan biri bu. Erasmus'a gittiğimiz yerde staj yapabiliyor muyuz? Erasmus'a gittiğimiz yerde staj yapabiliyor muyuz? Yani ben gittim orada staj yapayım gibi bir durum olmuyor. Zaten eğer uzun dönem vizesine başvurduysanız oturum izniniz oluyor sizin. Oturum izniniz olduğu sürece orada geçim sıkıntısı yaşarsanız vesaire çalışabiliyorsunuz. Yani oturum izni size orada çalışma hakkını veriyor. Ama ya öğrenime gidersiniz ya staja gidersiniz. İkisi için de ayrı bir şekilde başvuru yapmanız gerekli. O yüzden öğrenime gidip de staja devam edemiyorsunuz tabii ki de. Anlıyorum. Dersleri geçmek zor muydu peki? Dersleri geçmek zor değildi. Bizim hocalarımız çok şükür bize birazcık müdahaleler gösterdiler. Biz hatta bazı hocalarımızın yanına gidip bize makale vermelerini istedik. Çünkü Erasmus öğrencisiyiz biz. İşte gezeceğiz, seyahat edeceğiz ya da hani tek uğraşmak istediğimiz şeyin ders olmasını istemedik açıkçası. Bu yüzden hocalara gittik. Hocam dedik makale verebilir misiniz bize? İşte kitap okuma diyorsanız kitap, sunum diyorsanız sunum. Bazı hocalarımız da sınav yaptı fakat geçmek zor değildi. Hepsini verdim açıkçası. Tebrik ederiz seni. Teşekkürler. Şöyle bir soru var. 6 ya da 12 ay gibi bir tercihimiz var Erasmus için. Bu tercihi öğrenci kendi mi seçiyor yoksa belli bir koşulu mu var? Ya zaten başvuru yaparken tek dönem ya da iki dönem olarak başvuruyorsunuz. Tek dönem başvurursanız zaten 6 ay kalabiliyorsunuz. İki dönemlik başvurursanız da 12 aya kadar kalabiliyorsunuz. O yüzden başvururken tek dönem ya da istediğiniz gün sayısına, hibenin çıktığı süre sayısına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Bir de şöyle bir soru var. İşte öğrenim ya da stajdan herhangi birisi için mi gidebiliyoruz yoksa hani ikisini farklı zamanlarda gidebiliyor muyuz? İkisine farklı zamanlarda gidebiliyorsunuz. Öğrenim birazcık daha okullarla alakalı. Yani okuldan kişiler size yardımcı oluyor. Fakat staj yaparken sizin staj yapacağınız yeri kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Mesela İngilizce öğretmenliği okuyorum. Ben İngilizce öğretmenliği ile alakalı teker teker dil okullarını araştırıp dil okullarına bakmam lazım staj yapabilmek için. Ama 12 ay geçmeyecek şekilde 6 ay öğrenim, 6 ayda staj yapabilirsiniz. Ama stajın süresinden tam emin değilim. 2 ya da 3 ay da olabilir. Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi aslında senin özel bir durumun var bu Erasmus konusunda. Biraz ona değinmek istiyorum ben. Evet, dinliyorum. Pandemi başlangıçtaydın. Neler yaşandı? Biraz bize bahseder misin? Tabii bahsedeyim. Çok karışık durumlardı. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben Türkiye'ye dönmeyi istemiyordum açıkçası. Ama beni geri çağırdıkları için gelmek durumunda kaldım 15 Mart'ta. Ya 2 gün içinde hazırlandım ben. Çok gerçekten benim için üzücü ve heyecanlı günlerdi denebilir. Oradayken okullar zaten kapanmıştı ama biz işin ciddiyetinin bu kadar farkında değildik yani. Hala daha böyle seyahat etmek vesaire istiyordum. Gidemediğim ülkeler vardı, oraları görmek istiyordum. Bana okulumdan herhangi bir bilgi gelmedi açıkçası. İşte Şebnem hani dönmeni istiyoruz okul olarak vesaire gibi bir durum olmadı. Ben kendim karar verdim dönmeye. Oradayken ben döndükten sonra değişik değişik kurallar olmuş. Zaten okullar online bir şekilde devam etmeye başlamış. Ama etrafta böyle herhangi bir dezenfektan ya da maske bulabileceğimiz bir yer yoktu açıkçası. Eczanelerde de maskeler zaten pahalıydı çünkü normal hayatta kimse maske kullanmıyor doğal olarak. Oradan döndükten sonra ben bir 14 günlük karantinaya girdim herhangi bir semptom göstermememe rağmen. O hafta içinde, ilk hafta içinde okulum benimle iletişime geçti.
normalde böyle bir durumu kabul etmediklerini, fakat şey olduğu için, pandemi sürecinde döndüğüm için okula devam edebileceğimi söylediler. Ben de bu şekilde devam ettim okuluma. Teşekkür ederiz bununla bizi ayrıca bilgilendirdiğin için. Peki oranın kültürüne Rica ederim. alışman zor oldu. Oranın kültürüne alışmam zor olmadı. Berkin'in de dediği gibi aslında alışmak mecburiyetinde kalmadım. Çünkü çok fazla Erasmus öğrencisi vardı. Gerek Türk, gerek yabancı. O yüzden kendimi yabancı hissetmedim. Zaten gittiğin zaman oryantasyon haftası oluyor. Oryantasyon haftasında da zaten kültürel herhangi bir şeylere sizi tanıtıyorlar, yani karşılaşabileceğiniz. O yüzden yaşamadım bir sorun. Anladım. Peki sence yalnızca akademik olarak değil de kültürel alanda da gelişmene katkı sağladığını düşünüyor musun? Düşünüyorum da denebilir aslında. Benim İngilizceme katkıda bulundu demek istiyorum öncelikle. Ben İngilizce öğretmenliği okumama rağmen İngilizce pratiğim burada çok fazla yoktu. Hani oraya gittiğimde de herhangi bir Amerikan insandan ya da İngilizden İngilizce duymadım. Fakat herkes farklı aksanlarda konuşmasına rağmen İngilizceyi günlük bir şekilde konuşabileceğim ya da okulda konuşabileceğim ortamlar doğurdu bu Erasmus programı bana. Bir de yurtta kalmamıştım hiç. Yurtta kalmayı da tecrübe etmiş oldum. Bu da benim için gerçekten önemli bir şeydi. Anladım. Peki şöyle genel bir cevap verecek olursan, Erasmus bize neler kazandırır giden birine? Erasmus bize neler kazandırır? Erasmus, zaten Erasmus'a gittiğiniz büyük ihtimalle siz mezun olduktan sonra sizin CV'nizde yazacak. Bu belki işe girerken size fayda sağlayabilir. Sonuçta yurt dışına çıkmışsınız. Oradaki iletişiminizi İngilizce bir şekilde sağlamışsınız. Zaten İngilizce sağladığı için dilinizi de doğal olarak geliştiriyor. Sizin İngilizce pratiği yapmanızı sağlıyor. Çünkü Türkiye'de biz bu kadar fazla yabancı dile maruz kalmıyoruz. Ekstra olarak söyleyebileceğim bir şey yok sanırım bu konuyla Anladım. alakalı. Kadar kaldı. Efendim? Ne kadar kaldım? 5,5 ay kaldım. 5,5 ay kaldı. Evet, bir dönemlik gitmiştim. İkinci döneme uzattım. Pandemi girmeseydi daha da kalacaktım. Evet. Peki şimdi oraya gittiğinde nasıl karşılandın? Yani insanlar, çevre, öğrenciler, öğretmenler. Oraya gittiğimde nasıl karşılandım? Herhangi bir tepkiye uğramadım açıkçası. Ben zaten oraya bir sürü öğrenci gidiyor. Farklı farklı ülkelerden, Türkiye'den de. O yüzden herkese davrandıkları gibi davrandılar bana karşı da. Herhangi bir ırkçı tavıra vesaire uğramadım. Normal karşılandım yani. Anladım. Şimdi zaten aslında bu sorunun cevabını almıştık ama yine de sorulduğu için tekrar sormak istiyorum. Çünkü yayın Tabii. başındaydı. Bir dönemlik gidip bir yıla uzatabiliyor muyuz? Bir dönemlik gidip ikinci döneme uzatabiliyorsunuz. Benim de yapmış olduğum gibi. Bunun için ilk başta giderkenki learning agreement'ı, ders anlaşmalarını tekrar yapmanız gerekiyor. Tabii ki okuldaki koordinatörünüzle vesaire de görüşmeniz gerek bu durumda. İkinci döneme uzatmak istiyorum gibisinden. Bir de tabii ki hibe anlaşması tekrar yapılıyor. Hibenin size çıkıp çıkmayacağına dikkat etmek gerekir bu durumda da. Anladım. Bizim senden önceki iki konuşmacımız Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndendi ama şimdi farklı farklı üniversitelerin belki alımları farklı olur diye şu soruyu tekrar sormak istiyorum sana. Hani gitmek Tabii. isteyen alınıyor. Yani işte örnek veriyorum Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde sadece bir dönem sonu sınavı ve ortalama ama ve dönem sonu sınavının işte puanları vesaire değişiyor mu üniversiteden üniversiteye? Yani bizde de ortalama 2,20 üzeri olunca gidilebiliyor. Sınavdan da 60 almak yeterli diye biliyorum. Yani büyük ihtimalle bu iki koşul her üniversitede aynıdır tahminimce. Peki şu an bazı ülkelerin sınırları kapalı. Bununla ilgili bir soru geldi. Hani gitmek isteyenler nasıl gidecek? İşte yaza kadar açılmayacak deniliyor gibi bir soru. Bununla ilgili bir bilgin var mı peki? Bununla ilgili pek fazla bilgim yok ama Çekya'nın sınırları şu an için açık diye biliyorum. Gitmek isteyen öğrenci arkadaşlarım da var hatta. Onlara da bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu yüzden gitmek isteyenler hani sınava girecekse girsinler ya da hazırlanması gereken belgeler varsa hazırlasınlar. Çünkü belli olmaz yani biz de bilemeyiz. Kimse bilemez açılıp açılmayacağını henüz. O yüzden açıldığı zaman pişman olmamak için
şimdiden ayarlarlarsa onların da avantajını olur. Tabii zaten yine izleyicilerimizden biri başvuruların ne zaman başlayacağını düşünüyorsun. Yani bazı o zaman üniversitelerde başvurular ve başladı ve kapılar açık. Şöyle bir durum var bir de mesela online olarak devam eden okullar da var. Online olarak bir şekilde olduğu zaman siz oraya yok. Bu pardon yanlış oldu bu. Bu farklı bir konuyla alakalıydı. Onu söylemeyeyim. Tamam sen yine söylemek istediğini söyle. O konuya yine değiniriz. Problem değil. Mesela staj için bahsedecektim. Staj için gitmek istediğiniz zaman stajlar da online bir şekilde olabiliyor. Oraya o ülkeye gittiğiniz zaman staj yapacağınız ülkeye gittiği zaman oradan bilgisayardan yine online bir şekilde devam edebiliyorsunuz ve gittiğiniz zaman o ülkeye hibeyi alabiliyorsunuz. Ama hı hı. Staj başvurusu yap ya da herhangi bir eğitim başvurusu yapıp kendi ülkenizde kalırsanız hala staj yapsanız ya da öğrenim görseniz bile hibeyi alamıyorsunuz. Böyle bir şey biliyorum. Ekstra olarak. Peki bunlar dışında söylemek istediğin bir şey var mı? Bizimle paylaşmak istediğin herhangi bir anın ya da hani şöyle gitmek isteyenlere şunu yapın ya da yapmayın diyebileceğim bir şey var mı? Gitmek isteyenlere ya gitmek isteyen kesinlikle gitsin yani zorluklara rağmen vazgeçmesin bunu söyleyeyim. Çünkü gerçekten kendinizin geliştiğini hissediyorsunuz her anlamda. O yüzden hı-hı. ertelemeyin. Gitme şansınız, imkanınız varsa gidin. Bir de benim pişman olduğum bir şey var gitmeden önce onu da söylemek istiyorum. Hibeler bizim okulda ziraat kartına yatıyordu ve ben ziraat kartını onay kısmını açmayı unuttuğum için Türkiye'deyken her ay 300 lira fatura ödemek zorunda kaldım. Kimse parasını kaybetmesin. Bu yüzden bunu da söyleyeyim. Güzel bir noktaya değindin aslında. Yani bu çok çok bilinen bir bilgi olduğunu sanmıyordum bunu. Çünkü ben aslında de keşke bilseydim. Bununla ilgili soru da gelmedi açıkçası bize. Çünkü hani hibenin işte ortalama ne kadar olduğu yetip yetmediğini sordu. Hatta onu da sorayım sana. Çek ya da hibe yetti mi sana? Çek ya da hibe yetti mi? Şimdi şöyle, ben giderken zaten kendi birikimimi yapıp da gitmiştim. Yapmasaydım büyük ihtimalle yetmezdi gibi hissediyorum. Çünkü ben ikinci dönem için hibe almamıştım ve hani o parayla gittiği yere kadar gitmeyi planlıyordum dönmeseydim. Zaten 300 euro alıyoruz aylık, günlük 10 euro olmak üzere. Zaten yaklaşık 100 eurosu yurda gidiyor. Yurda gittiği için de açıkçası 200 euro ile de gezdiğiniz zaman yetinemeyebiliyorsunuz. Bu yüzden hani ekstra birikim yapmanız gerekmesini söylemem gerekiyor burada sanırım. Anladım, teşekkür ederim. Rica ederim. Soracaklarımız bu kadar Şebnem. Sen eklemek istediğin başka tamam. bir şey ekleyebiliriz. Hayır, şu an için yok. Çok teşekkür ediyorum Umutlu Yarınlar ekibine ve sana. Biz teşekkür ederiz. Zamanınızı bize ayırdığınız için. Kendine iyi bak diliyorum. Sen de kendine görüşürüz. Çok güzel, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi ben Emine Beyza'yı tekrar yayına almak istiyorum. Emine Beyza hemen bir istek at bana. Ayrıca tekrar bu ara boşlukta söyleyeyim. Yayınımıza katılan, alttan destek veren, soru soran herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Emine Beyza, evet istiyorum. Seni istiyorum yayında, hadi. Evet, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okuyorum. Ama başvuruların açık olup olmadığı hakkında bir bilgim yok. Bence bu konu hakkında Emine Beyza'dan fikir alabiliriz. Neydi? Başvurular açık mı değil mi? Ben de bilmiyorum. Ama o şeye göre zaten okulla çok bir alakası yok. Muhtemelen açıktır ülkeye göre. Hani ülke sana izin veriyorsa gelmene muhtemelen açıktır. Yani muhtemelen senin de dediğin gibi üniversite gideceğimiz konuyla alakalı bir durum. Aynen öyle. Bir soru geldi. Yeşil pasaport olanlar yine de vize alması gerekli çünkü o şey Şebnem cevap vermiş o. Özür dilerim adını okumadan cevap verdim. Evet bu arada Şebnem dediğin gibi yani Çekya'yla ilgili sorusu olanlar Şebnem'e işte Romanya'ya ilgili sorusu olanlar belki İtalya'yla ilgili olanlar Emine Bey'e. Ya biz normalde de cevaplarız arkadaşlar. Bizim zaten kişisel
kişisel yani hesaplarımız Umut Diyar'ın hesabında vardır. Mutlaka hani bize yazarsanız biz belki de Şebnem de ben de cevap veririz. Zaten aynı zamanda yani topluluğumuza atacağınız mesajları da biz aynı şekilde arkadaşlarımla sürekli iletişim halinde olduğumuz için onlara mutlaka ileteceğiz. Aynen. Çok güzel. Evet. Var mı başka soru? Hemen cevaplayalım. Bildiğim kadarıyla işte yayının süresi biraz sıkıntılı. Öyle olacak mı olmayacak mı diye bekliyorum aslında. Neyse atar en fazla ya. Ne yapabilir ki yayın bize? Bir de seni doldurmak istedim. Yabancı hali çok zor değildir inşallah. Bu sana mimar yabancı dil hali zor. Daha zor. Şöyle zor. Çünkü hani bizde İtalyancaydı eğitim. O yüzden birebir nasıl diyeyim Berk'in dediği gibi hocalarla birebir iletişime geçiyorduk sürekli. Genelde grup ödevi oluyordu zaten. Hani Türk arkadaşlarla gruptuk mesela bazı derslerde. İlk başta hatta hocalardan bir tanesi bize dedi ki yani İtalya'ya gelmişsiniz İtalyanca öğreneceksiniz falan. İngilizce çok konuşmayı istemediler. Ama işte biz ne kadar çalıştıkça işte gayret ettikçe sonra şey oldu yani hocalarla da anlaştık. Problem de çözüldü. Bizle de hani ilgilenmeye başladılar ama hani zor. Bunu söyleyeyim. Kolay değil. Çok faydalı bir yayın olduğu söyleniyor. Bu ya İnşallah. Size çok güzel bir etkinlik. İstediğim tüm soruların cevabını aldım gibi şeyler yazdı. Çok mutlu oldum ama şunu bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Zaten bu bizim için bir başlangıçtı aslında. Şey ikincisi, üçüncüsünü de kısmetse yapacağız. Zaten aslında hala İnşallah. Sorularımız var. Başka arkadaşlarla, başka ülkelerle. Tabii zaten yani sen aslında her yayın sonunda olabilirsin. Evet her yayın sonunda ben gelebilirim arkadaşlar. İsterseniz gelmemi isteyenler EBG yazsın yorumlara. Evet evet EBG Fan Club olarak bekliyoruz biz. Ne oldu? Atıyor mu bize? 10 dakika kaldı gerçi. Yok henüz bir atma sağlanmıyor ama bakıyorum. Yani süreye falan bakıyorum bir taraftan da. 7 dakika gibi gözüküyor yani. Eğer daha önce yaşadığım sorunu yaşamazsak. Oo EBG'ler. Görüyorsun değil mi? Ben imam okudum ya. Ben de diliyorum. Öğrenmem kolay olur mu? Kolay olur. Yeter. Olur evet. Onu Aleyna cevap versin. O hazırlık okudu çünkü. Ben hazırlık okumuş bir insan olarak. Kesinlikle isteyince oluyor. Yani o konuda çünkü ben çok açıkçası İngilizce ile arası çok iyi olan bir insan değildim. Yapılabiliyor yani. Sus ve kapanış sende mi Emine Beyza diye. İsterseniz olur arkadaşlar. Arz talep meselesi. Gel dersiniz gelirim. Ya şey yani yönetimimizden her arkadaşımıza burada yer var. En çok bana. En çok, çok sağ ol. Kesinlikle en çok. Peki bu arada bir soru daha geldi. Mimar olmak, mimar olarak Erasmus yapmak neler kattı diye bir soru. Sevdim. O zaman güle güle diyelim mi? Her akşam yayın açar mısın? Zeynep'ciğim açarım sen iste. Anlamadım. Şey yapalım. Hadi kapatalım artık. O zaman bir sonraki Erasmus webinarımızda. Geliyor sesim. Benimki mi gelmiyor? Geç mi gelip diyorsun? Sana bir olabilir. Soru var. Mimar yapmak neler? Mimarlık okuyan bir öğrenci Erasmus yapmak neler kazandırdı? Soru bu mu? Ha soru yani neler kazandırdı? Tabii ki birçok şey kazandırdı. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorsanız böyle yapın. Tamam o zaman. Birçok şey kazandırdı. Yani şöyle Erasmus en başta başka ülkelerdeki mimarlık prosedürleri nasıl oluyor onu gördük. Mimarlık eğitimleri nasıl oluyor onu gördük. Program bilgisi Avrupa'da nasıl, ne aşamada olması gerekiyor onu gördük. Yani çok açıkçası bana çok faydası oldu. Şöyle oldu hani zaten hani ben yeni şeyler öğrenip görmeyi seviyorum. Yani farklı insanlarla iletişime geçmek mimarlık açısından çok iyi oldu. Yani benim için
farklı, ya İtalya'da zaten mimarlıkta önde bir ülke İtalya eskiden beri. Hani o açıdan çok iyi oldu. Mesela şehir bölge planlamasına çok önem veren bir ülke. Bu çok önemli oldu. Şey oldu, urbanistika çok yararlı oldu. Öyle yani, mimarlık açısından çok yararlı oldu İtalya. Özellikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bence gerçekten çok verimli bir yayın oldu. Şimdiden duyurusunu yapalım hatta bunun. Yani bu şekilde devam edecek. Eğer hala aklınızda kalan sorular varsa hepimize iletişime geçebilirsiniz. Aynen. Biz umutlu yayınlar olarak her zaman yanınızda. Aynen öyle. Zaten güzel sözümüzü sana bırakayım. Onu sen söyle. Neyi ben duymuyorum ya. Sen kapat yayını, ben çıkayım. Benim internetim gidiyor. O yüzden sen kapat yayını. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Yayını artık isterseniz başka bir soru yoksa yavaş yavaş sonlandıralım. Merve Adnan Suflör oldu bize. Hep birlikte umutlu yarınlara deyip yayınımızı sonlandıralım. Duygulandım şu an. Tekrardan katılan herkese, soru soranlara, destekleyenlere ve etkinliğimizi gerçekten anlamlı bulanlara teşekkür ediyoruz. Mehtap Hoca'nın selamı aleyküm selam diyorum. O halde yayını kapatalım, yeniden yapalım. Yeniden yapacağız. Kesinlikle bunun ikincisi gelecek. Çünkü çok güzel dönütler aldık. Bu hepimizi mutlu etti. Mutlaka devamı gelecekti zaten. Siz yeter ki bizi takipte kalın. Bir şey gördüm sanki. Bu ne yayını anlatır mısın? Bu Erasmus'a gitmiş öğrencilerin dilinden yaşananlarla birlikte neler olduğunu öğrenmek istediğimiz bir yayın. Biz daha çok sizin sorularınıza yanıt veriyoruz ama onun dışında giden kişilerin gittikleri yerlere dair özel sorulara da cevap veriyoruz. Bunun gibi şeyler ve her zaman söylediğimiz gibi hep birlikte umutlu yarınlara diyoruz. Herhangi bir soru yoksa da artık yayını sonlandı. Evet, YouTube kanalımıza da abone olun. Kesinlikle. Zaten linkler bizim profillerimizde mevcut. Topluluğumuza da girmenizi her zaman isteriz. Çünkü her zaman sizinle bir fazlayız. Tekrar teşekkür ediyorum. Başka bir soru yok sanırım. Tekrar izlemek isteyenler için zaten ben bunu kaydedeceğim canlı yayını. Hem YouTube kanalımızda hem de Instagram'da bu yayın kalacak. Evet, kaydedeceğim. Hem YouTube kanalımızda biz onun linkini de mutlaka paylaşırız. Hem de zaten Instagram resmi sayfamızda yayın kalacak. Görüşmek üzere. Hepimiz teşekkür ederiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Topluluğumuz adına da kendi adıma da çok teşekkür ederiz. Başka soru yok sanırım. Bu arada destek olan herkesi buradan çok çok öpüyorum. Hep birlikte umutlu yarınlara Merve. Ablacığım seni de çok öpüyorum. Sana özel olsun bu öpücük. Hepinize iyi akşamlar ve iyi tatiller diliyorum. Önümüzdeki etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Bunun sonunda hepinizden ricam lütfen sayfalarımızı takip edin. Etkinliklerimize katılmaya çalışın. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Mehtap Hoca'dan geldik. Sayfanın amacı ne? Sayfanın amacı aslında sanırım bu yani cevaplanması gereken bir soru diye düşünüyorum. Biz Umutlu Yarınlar topluluğu Bolu Abant İzzet Başsağlık Üniversitesi'nde bulunan bir topluluğuz ve bir aslında sosyal sorumluluk topluluğu diyebiliriz biz. Bunun için gerekli bilgileri başta başkanımız Merve Eylül olmak üzere yine topluluk sayfamızdan alabilirsiniz detayları. Teşekkür ediyorum tekrardan.
Hepinize iyi tatiller, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.